Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Ha? Benim ağzımdan çıkanı kulağım duyuyor da... ...siz benim ne dediğimi anlamıyorsunuz. O düğüne geleceksiniz Samiyet Hanım. Başka çareniz yok. Sen... ...bu saçma sapan yalanlarla beni mi kandıracağını sanıyorsun? Ha? Sakın bunu konuşma dışarıda bir yerde. Sakın! İnsanların kafasını bulandırırsın. Sakın! Bir düşünün. Benim size yalan söylemeye ihtiyacım var mı? Var mı? Söylediğim her şeyi yapacaksınız. Başka çareniz yok. Kalmadı. Yapma Allah'ım, ne olur. Ne olur yapma bunu bize. Ne olur. Ne dedi ultrasonu görünce? Teyze benim karnım niye çıkmıyor ya? Küçük mü bebek acaba? Ya şimdi bırak karnın marnını ya. Ne dedi diyorum ben sana? Hiçbir şey diyemedi. Düşüp bayılmadığına şaşarım. Sen daha dur. Peşime düşecek. Yakındır. Yavaş Hamiyet Hanım. Bütün bu işlerde senin parmağın var değil mi Sultan? Vallahi benim bildiğim çocuk iki kişiyle yapılıyor ama. Yazıklar olsun. Vallahi. Vallahi yazıklar olsun. Bu kadar sene ekmeğimi yedin. Ne zaman arkamı döndüm... ...bıçağı sallayıverdin. Her çıkışın bir inişi var Hamiyet Hanım. Şimdi ben çıkıyorum, sen iniyorsun. Çık dışarı Sultan. Defol. Hamiyet Hanım, teyzemle doğru konuşun. Çık dışarı Sultan. Senin lafından değil. Sabah kahvemi içmeden yüzün hiç çekilmiyor. Ondan gidiyorum. Evet. Bu ne şimdi? Beni bununla mı kandıracağını sanıyorsun? Kızım. İnsan hayatta bir kere hata yapar.
Rüzgar'ı biliyorsun. Onun anası da buraya gelmişti. Böyle karnı burnunda. Bu çocuk Yusuf'tandır diye tutturdu. Hatırlıyorsun. DNA raporunu değiştirmiştin. Hani bin bir katakulliyle. Peki ne oldu? Çocuk Yusuf'tan değilmiş. Yani sana söyleyeceğim. Gerçekler birer birer gün yüzüne çıkıyor. Biliyorsun değil mi? Siz o zaman bir yalana inanmıştınız Hamiyet Hanım. Şimdi gerçeği görmezden geliyorsunuz. Hangi gerçekten bahsediyorsun sen? Ha? Hangi gerçekten? Ne malum o yanaşmadan edinmediğin bu çocuğu? Ben size gerçeğin ta kendisinden bahsediyorum Hamiyet Hanım. Siz nasıl anlamak istiyorsanız öyle anlayabilirsiniz. Bu devirde her şeyin ispatı mümkün. Ve benim bunun yalanını söylemeye hiç ihtiyacım yok. Karnımdaki acı sizin eseriniz Hamiyet Hanım. Ve o acı sizin sonunuz olacak. Bunu böyle bilesiniz. Bana bak. Sabır. Bu söylediklerinin bir kelimesini Yusuf'a söylersen... ...vaktiyle yapamadığımı yapar. Hazırladığım o mezara... ...diri diri sokarım seni. İnsan hatayı bir kere yapar Hamiyet Hanım. Siz de bir daha yapmazsınız herhalde. Ben o tokadı bir defa yedim. Ben size söyleyeceğimi söyledim. Düğünü nerede, ne zaman yapıyorsak size haber veririm. Siz de ailenizi toparlar gelirsiniz. Bu arada... ...misafir değilsiniz. Bizzat düğünün sahibisiniz siz. Yılmaz Hancıoğlu'nun düğününü yapmak sizin için şereftir herhalde. Sen çok oluyorsun artık. Sakın Hamiyet Hanım. Sakın sıkıntı çıkarmayın. Ne şimdi, ne de düğünde. Sizin için kötü olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.